Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar mal matematik branş denemeleri, AYT denemeleriyle sevgili arkadaşlarım karşınızdayız yeniden. Bu üçüncü denememiz arkadaşlar. Üçüncü denemenin soruları biraz böyle ilk iki denemeye göre hafiften zorlayıcı soruları var. Ben beğendim arkadaşlar, güzel sorular var. Dilerseniz sizi de meraklandırmadan çözümlerimize başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz geliyor ekranda. Evet, bakalım ilk sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayı olarak verilmiş bizlere. 2 üzeri A ile 3 üzeri B'nin çarpımı 3 üzeri 10 eksi 3 üzeri 8'e eşitmiş. Bakın şimdi ben burada şu kısmı çarpılı biçimde yazmam gerekiyor ki benim karşıma da böyle güzel şeyler çıksın. Çünkü sol taraf çarpım durumunda. Bir de hiç sağ tarafa bakıyorsun, iki çarpanını da sezemezsin yani, göremezsin. Şimdi o zaman ben burayı 3 üzeri 8 parantezine bir alırsam, bak burası 3'ün karesi kalır, yanda da 1 kalır. Şimdi burası ne olmuş oldu? 3 üzeri 8 çarpı 3'ün karesi 9'du, 1'i çıkardım 8 oldu. 8 de biliyorsun 2'nin küpüdür. Şimdi buraya bakıyorsun 2 üzeri A idi. Buraya bakıyorsun 2 üzeri 3. Yani A 3'müş arkadaşlar. Ve 3 üzeri B idi. Burada da 3 üzeri 8 var. Demek ki B de 8'miş. A ile B'nin toplamı istenmiş bizden. Artık gerisi çocuk oyuncağı. Cevabımız ne olacak? 11 olacaktı. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş gençler. Devam edelim ikinci sorumuzda. Demiş ki bu sefer bize N2'den büyük olmak üzere AN diye bir işlem tanımlamış ve bu işlem şunu anlatıyor bize. N sayısının asal bölenlerinin toplamı biçiminde tanımlanmış arkadaşlar. Asal bölenlerinin toplamı. Mesela 10 sayısına bakın. Onu eğer A'nın içerisine yerleştirirsem ben, onun asal bölenleri 2 ve 5 olduğundan gençler. Şimdi ne olacak? 2 ile 5'in toplamından 7'dir diyeceğiz. Güzel. AN eşittir 5 koşulunu sağlayan 2 basamaklı en büyük N sayısının rakamları çarpımı acaba kaçtır diye soruluyor. Şimdi asal bölenlerinin toplamı 5 ise o zaman ben asal bölenlerine 2 ve 3 diyeceğim. Ya da bu sayı tek başına bir tanecik 5 asalından oluşuyormuş. Şimdi bir tane 5 asalından oluşuyorsa 2 basamaklı en büyük ben 25'i oluşturabilirim 5 ile. Sadece 5'i kullanarak 5 çarpı 5'ten 25 oluştururum. Çünkü 5 çarpı 5 çarpı 5 dediğim anda 3 basamaklı 125 sayısı olur. Şimdi 25 de gözüme büyük gelmedi açıkçası. Ayrıca rakamlarının çarpımı da 10 yapıyor zaten. Şıklarda da yok. Demek ki artık garanti şuradan gelecek bu sayı. Buradan da nasıl gelir? Bakın 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 1'i çarparsanız 32 kere 3 bize 96'yı verecektir. 96 da zaten sevgili arkadaşlar 97, 98, 99 bunlar 3 ve 2 ve 3 ile oluşmamış sayılar. Dolayısıyla da 96 bizim aradığımız cevabın ta kendisi. 9 kere 6 sorulmuş bize, doğru cevap 54 olacaktı diyebiliriz. Yani cevap C seçeneğinde verilmiş. Evet arkadaşlar, 3. sorumuzdayız. Serkan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmış. Buna göre Serkan ilk hatasını hangi adımla yapmıştır? Şimdi Serkan'ın işleminin sonucuna bakıyoruz. 6 eşittir 5. Bir kere hatalı işlem yaptığı garanti değil mi? Peki nerede hata yapmış? Şimdi bunu bulacağız. 0 0'a eşit midir? Eşittir. Dolayısıyla zaten birinci adım şıklarda yok ama tamam, burada sıkıntı yok. Şuradaki 0'ı 9 eksi 9 yazmış. Güzel. Buradaki 0'ı da 15 eksi 15 yazmış. Burada da bir hata yok. Buradaki 9 eksi 9'u 3'ün karesi eksi 3'ün karesi biçiminde. Buradaki 15 çarpı 15 eksi 15'i de 5 kere 3 eksi 5 kere 3 diye yazmış. Burada da hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şurayı 2 kare farkından 3 eksi 3 çarpı 3 artı 3 yazmış. Burayı da 5 parantezin alıp 3 eksi 3 yazmış. Bak buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama bak ama buradaki 3 eksi 3 kaç arkadaşlar? 0. Burası kaç? 0. Sonra Serkan gitmiş 4. adıma 5. adıma geçerken demiş ki ben şunları sadeleştireyim. 6 eşittir 5 olsun. Şimdi Serkan'cığım bak güzel kardeşim, sen bu işlemi bu şekilde yaparsın da yapamazsın. Niye? Çünkü sen her iki tarafı 0'a bölerek bunları sadeleştiriyorsun. 0'a bölersen matematikte tanımsız bir işlemle karşılaşırız. Dolayısıyla arkadaşlar 5. adımda hatamız vardır. Cevabımız da D seçeneğidir deriz. Evet, devam. 4. soru. A ile B pozitif tam sayılar ve x de 1'den farklıymış arkadaşlar. Şimdi 1'den farklı bir x sayımız var. A ile B'nin EBOB'u X, A ile B'nin EKOK'u da Y'ymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi buna göre demiş 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi kesinlikle her zaman daima gibi soru kökü olan sorularda, genellikle öncüllü sorularda olur bunlar.
Arkadaşlarım şunu yapıyorsunuz. Bunların doğruluğunu ispat etmeye çalışmıyorsunuz. İçlerinden eğer yanlışlar varsa aksine örnekler vererek, yani bunların kesinlikle doğru olamayacağına dair örnekler vererek bu öncülleri eleyeceksiniz. Elinizde kalan diğer öncüler ise zaten doğru öncülerdir. Dolayısıyla onları da doğru olarak kabul edeceğiz. Şimdi burada A ile B'nin ebobu X, ekoku da Y olarak verilmiş bize. E çok güzel. Şimdi X Y'den küçüktür diyor. Bir kere gençler, bir kere şöyle bir durum söz konusu. Bunlar pozitif tam sayılar. Yani birbirleriyle eşit olabilirler, olmayabilirler. Varsayalım ki birbirlerine eşit olsun. Mesela 10 ve 10 sayılarını seçelim. 10 ve 10'un ebobu 10'dur. Ekokuna bakıyorsunuz, ekoku da 10'dur. Yani ebob ekoka eşit olabilir. Yani x, y'ye eşit olabilir. X, y'ye eşit olabiliyorsa burada x küçüktür y ifadesi bizim için yanlış bir ifade olur. Şimdi aslı ne olması lazım? X'in y'den küçük veya eşit olması lazım. Yani ebob ekoktan her zaman küçüktür veyahut en iyi ihtimalle eşittir. Dolayısıyla burada x, y'den küçüktür ifadesi her zaman doğru değildir. Yani bir olanları eleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. A'nın alabileceği en küçük değer x'tir denilmiş. Yani sevgili arkadaşlar burada A ve B'den artık herhangi bir tanesinden A'nın alabileceği en küçük değer x demek, A'nın alabileceği en küçük değer aslında bu iki sayının ebobuna eşittir demek. Şimdi düşünelim bakalım. Ben burada ebobun x olması gerektiğini biliyorum ya. Şunları sildim bakın az önceki örneği, yalanladığımız şeyleri. Şimdi A sayısını madem ebobu x'miş, birini x çarpı m olarak yazıyorum. B sayısını da x çarpı n olarak yazıyorum ki arkadaşlar burada m ve n'nin aralarında asal olması gerekiyor ki bizim ebobumuz x olsun. Şimdi bu bir. İkincisi, ben bunların ekoklarını nasıl bulurum? Madem ebob x'miş, ekoklarını nasıl bulurum? Bakın ekok AB diyorum. Ekok AB eşittir ebob çarpı şurada aralarında asal olan sayıların çarpımı. Yani x çarpı m çarpı n olarak biz bunu yazabiliriz. Çok güzel. Şimdi burada A'nın alabileceği en küçük değer 1'dir demiş ya, x'tir demiş ya. Ben burada m'yi 1 seçebilirim. Örnek veriyorum, n'yi de gidip 2 seçebilirim. 1 ile 2 aralarında asaldır ve A'nın alabileceği böylelikle en küçük değer de 1 kere x'ten x olmak zorundadır. Yani ikinci öncülümüz doğru. B'nin alabileceği en büyük değer x çarpı y'dir demiş. Şimdi burada gençler x de y'nin çarpımı demek, ebobla ekokun çarpımı demektir. Ebobla ekokun çarpımı da aslına bakarsanız A ile B'nin çarpımı demektir. Yani diyor ki B burada A çarpı B'ye eşit olabilir derse eğer, ben burada A'yı 1 kabul etmiş olurum. A'yı 1 kabul ediyorsak bunların ebobu 1 olmak zorundadır. Ama bize ne demiş? Ebob, yani buradaki x 1'den farklı olmak zorunda demiş. Dolayısıyla arkadaşlarım bu öncülümüz de her zaman doğru değildir. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Yani cevap B şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. İlk sayfamızı böylelikle bitirmiş olduk. Devam ediyoruz ikinci sayfamızdaki 5. sorumuzda. Şimdi 5. soruda gençler şöyle bir periyodik problem sorusu. Yukarıda düzenli bir şekilde 1, 2, 3, 4 sıralamasıyla ilerleyen bir görsel verilmiş. 92, 93 ve 94. şekiller sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Gayet basit bir soru. Bakın burada kırmızıyla başlamış bu şekilde. Burada bir tane daha kırmızı var ve aynı şekilde devam ediyor. Peki kaçıncıdan sonra tekrar etmeye başlamış? 7.den sonra. O zaman ben şunu söyleyebilirim ki 7'de bir tekrarımız mevcut burada. 7'de bir tekrar mevcut. Peki şimdi bize 92, 93 ve 94. şekiller soruluyor ya. O zaman ben şunu yaparım. 94. şekil hangisi? 94. şekli bulmak için 94'ü 7'ye bölerim. Bir defa var 7 çıkardım 2, 4, 3 defa var 21 çıkardım 3. Yani 94. şekil ile 3. şekil aynı şekil anlamına geliyor bu. Üçüncü şekil hangisi? Yeşil. Demek ki bak 94 bu olacak. O zaman bir önceki 93 bu olur, 92 de bu olur. Yani bizim cevabımız kırmızı, mavi, yeşil. Yani başlangıçtaki 3 tane şekil gibi olacak. O halde cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim 6. soruyla. Bakın güzel bir soru, akıllıca hazırlanmış bir soru. A, B, C ve D pozitif tam sayılar. Birinci eşitsizliğimiz x eksi a çarpı x artı b sıfırdan küçük ve ikinci eşitsizliğimiz de x artı d ile c eksi x'in çarpımı sıfırdan büyük. Bu eşitsizlikler bize verilmiş. Şimdi A, B, C, D pozitif ise
Benim burada sevgili arkadaşlarım köklerim aslında ortaya çıkar. Mesela bunun kökü A'dır, bunun kökü eksi B'dir, bunun kökü eksi D'dir, bunun kökü de C'dir. Ama köklerle çok işimiz olmayacak, birazdan göreceksiniz. Sayı doğrusu üzerinde birinci eşitsizliği sağlayan aralıklar sarı renge. İkinci eşitsizliği sağlayanlar mavi renge. Her ikisinin ortak olarak sağladığı yerlerde hem sarıya hem maviye boyandığı için yeşil renkle gösterilmiş. Buna göre A kere C eksi B kere D ifadesinin eşiti soruluyor. Şimdi arkadaşlarım, nereye kadar bir sarı renkten bahsediyoruz? Yeşilin sağ sınırına kadar, bakın şurası sarı. O halde birinci eşitsizliğimizin çözüm aralığı da burası. Yani birinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 4 ve 2'dir arkadaşlar. Şimdi eksi 4 ve 2 ise ve ABCD de pozitif ise, o halde ben diyorum ki A burada 2'dir. Eksi B de eksi 4 olduğu için B 4'tür. Bakın yazıyorum, A 2, B 4. Çok güzel. Şimdi ikinci eşitsizliğimize geçiyoruz. Nerede yeşille başlamış? Bakın şurasıyla. Demek ki şu aralık da maviye boyanmış. Eksi 2 ve 3 de bunun kökleridir. Şimdi o zaman eksi 2 budur, 3 de budur. Çünkü C 3, D 2 gelsin ki ABC de pozitif olsun. Soru bitti. A ile C'yi çarp demiş, 2 kere 3 6. B ile D'yi çarp demiş, 4 kere 2 8. 6'dan 8'i çıkar demiş sorumuz bize. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam edelim 7. sorumuzda. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen, bakın orijinden geçiyor. X kare artı AX artı B, bir kere bu orijinden geçiyorsa 0 için 0'ı sağlar. 0'ı burada yerine yazarsanız cart cart gitti, o zaman B'nin kendisi de 0'mış. Çünkü 0 eşittir 0 olmak zorunda. Demek ki B burada yok arkadaşlar. B yokmuş gibi davranalım, şurayı silelim. Aslında fonksiyonumuz bizim işte bu. Bu parabolünün y eksenine göre simetriğinin alınmasıyla gx parabolü elde ediliyor. Ben y eksenine göre nasıl simetriğini alırım bunun? Tabii ki x gördüğüm yere eksi x yazarak bunu başarırım. Dolayısıyla gx parabolü de artık belli. Gx parabolümüz eksi x'in karesi x kare eksi x kere a'dan eksi ax olur arkadaşlar. Fx'imiz zaten yukarıda verilmişti. X kare artı ax olacaktı. Şimdi fx ve gx parabollerinin tepe noktaları ile orijini köşe kabul eden bir üçgen çizersek diyor. Bu üçgenin alanı 8 birim kare olduğuna göre a'nın alabileceği pozitif değer kaçtır diye soruluyor. Öncelikle biz bunu şöyle bir şeklini çizelim ve daha iyi anlamamıza yardımcı olsun diye yapıyoruz bunu. Şimdi arkadaşlarım, bir orijinden geçen şöyle bir parabolümüz olsun. Tamam mı? Bir de gençler aynı şekilde bu tarafa doğru, çünkü y eksenine göre simetriyi alınarak elde ediliyordu bunun. Bu tarafa doğru bir şeyimiz olsun. Neyimiz olsun? Parabolümüz olsun. Şimdi birazcık aşağı çekmekte fayda var. Aynen. Çekmeyelim en iyisi. Çünkü orijinden geçmiyor. Şöyle yapalım. Tamam, yeterli. Bence siz anlayacaksınız burayı. Birinin tepe noktası burası. Diğerinin tepe noktası da burası. Şimdi a'nın pozitif değeri istendiği için ben şuraya a bölü 2 diyeceğim. Neden a bölü 2? Çünkü parabolün tepe noktası eksi b bölü 2a ile bulunuyordu. Bunun eksi b bölü 2a'sı a bölü 2'dir. Bununki de hocam eksi a bölü 2'dir. Zaten y eksenine göre simetri alındığı için demek ki şurası da ne olacak? Eksi a bölü 2 olacak. Şimdi bunu şu şekilde ve sevgili arkadaşlarım, orijini köşe kabul eden bir üçgen düşün diyor. Bu üçgenin alanı da neymiş arkadaşlarım? Bu üçgenin alanı 8 birim kareymiş. İşte şuradan bahsediyoruz. Sarıyla gösterdiğim bölge 8 birim kareymiş. Şimdi hocam, şurası kaç birim? A bölü 2'den eksi A bölü 2 çıkarırsan A gelir. Şimdi burası A'ymış. Bu kesin. O halde ben A ile, bakın A ile yüksekliği, yani şu kısmı çarptığım takdirde ve 2'ye bölünce 8 gelecekmiş. Yani A çarpı H kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Yani H dediğimiz şey neymiş? 16 bölü A. Şimdi bu cepte, tamam mı? Peki ben bu yüksekliği parabol yardımıyla nasıl bulurum? Çok basit. A bölü 2'yi götürürsün, yerine yazarsın. A bölü 2 hangisinin tepe noktasıydı? İşte GX'in. Demek ki bu kırmızı GX'miş. Mavi de fx'miş bu arada, onu da yazalım. A bölü 2'yi burada yerine yazarsan işte şuradaki uzunluğu bulmuş olursun. Hadi gelin yazalım. A bölü 2'nin karesi a kare bölü 4'tür. Eksi a ile a bölü 2'yi çarparsanız eksi a kare bölü 2 yapar. Bu da bizim yüksekliğimize, yani 16 bölü a'ya eşit olmak zorundadır.
A kare bölü 4'ten A kare bölü 2'yi çıkarırsanız eksi A kare bölü 4 gelecektir. Bu arada arkadaşlarım, bu yükseklik 16 bölü A ama x ekseninin altında kaldığı için buranın ordinatı eksi 16 bölü A'dır. Dolayısıyla bu eksi 16 bölü A'ya eşittir. Onu da unutmayalım. Eşittir eksi 16 bölü A dediniz. Eksiler gitti. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A'nın küpe eşittir 64 oldu. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Bizden de zaten A'nın pozitif değeri isteniyordu. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. Hocam A'nın negatif değeri de olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Ki onu da eksi 4 bulursun. Nereden bulacaksın onu da? Biz A bölü 2, hani A'nın pozitif değerini istendiği için A pozitif olsun diye A bölü 2'yi bu tarafa yazdım. Eksi A bölü 2'yi de bu tarafa yazabilirdim. Böylelikle A'nın değeri de eksi 4 gelirdi arkadaşlar. Cevabımız böylelikle B seçeneği olmuş oldu. Devam ediyorum 8. sorumla. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları. Fx verilmiş, bakın bu. F artı g2 demiş. Bu ne demektir? F2 ile g2'nin toplamı demektir. Kaçmış? 12. F eksi g3 demek de f3'ten g3'ü çıkarmak demektir gençler. Bu da kaçmış? 5'miş. Şimdi güzel arkadaşım bak. F2'yi sen burada hesaplayabilirsin. Çünkü sana f'in kuralını vermiş. O zaman f2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 4. 2 ekledim 6. 1 ekledim 7. Yani burası 7'ymiş. 7'ye ne eklerseniz 12 olur. 5. O halde burası kaçtır? 5'tir. Yani g2'nin 5 olması gerektiğini bulduk. F3 bulunabilir. 3'ün karesi 9 ve 4 ekledim 13 geldi. Bak burası 13'müş. O zaman G3 kaçtır? Tabii ki 8'dir ki 13'ten 8 çıkınca 5 kalsın. Şimdi bizim elimizde G2'nin 5 olduğu ve G3'ün de 8 olduğu bir fonksiyonumuz var. Arkadaşlarım burada Gx'in doğrusal fonksiyon olduğunu da söylemiş bize. Bizden istenen de F çarpı G1, yani F1 çarpı G1 isteniyor. Şimdi F1'i yine hemen bulalım. Şurada 1'i yerine yazarsanız 3 gelir burası. 3 kere G1 soruluyor diyeceğiz biz artık. Gx fonksiyonunun kuralını bence bulabiliriz. Hatta kural bulmaya bile gerek yok. Şöyle diyelim, iki yoldan bulalım. 1, Gx'in kuralını bulalım ki bu uzun yol. 2'den 3'e 1 birim artmış. 5'ten 8'e 3 birim artmış. Demek ki bunun eğimi 3. Dolayısıyla gx fonksiyonumuz 3x ile başlayacak. 3x. 2'yi yazınca 5'ten geçecekse eksi 1 diyeceğiz. Böylelikle g1'i bulabiliriz. G1 3 kere 1 eksi 1'den 2 gelir arkadaşlar. Yani burası 2'ymiş. 3 kere 2'den doğru cevap 6'dır diyebiliriz. Veyahut kısa yoldan şunu da yapabilirsiniz. İkinci yol bu da. Bakın 3 artınca 5, 1 artınca 3 artıyorsa 1 azalınca g1. Burası da 3 azalır 2 olur. Böylelikle direkt 2'yi de bulabilirsiniz. Buraya 2'yi yazıp 3 kere 2'den 6 da diyebilirsiniz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Geçtim bir diğer sayfama. 9. sorum. 9. sorum güzel bir soru. Her biri 18 birim kare ile oluşturulmuş kağıtların üzerine mavi renkli doğru parçaları aşağıdaki gibi çiziliyor. Bu kağıtlar kısa kenarları x ekseniyle ve uzun kenarları da birbiriyle çakışacak biçimde dik koordinat sistemi üzerinde yerleştirildiğinde 0-12 kapalı aralığında tanımlı pozitif değerli fx fonksiyonunun grafiği de bu şekilde elde edilmiş oluyor. F4'ün 3 olduğu bilgisi verilmiş. F0 ile F10'un toplamını F9'a bölersek bu ifade neydi, kaç olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın. Şöyle düşüneceğiz. F4'ün 3 olduğu bilgisi verilmiş ve benim x eksenim şurası. Yani bu fonksiyon buraya dayalıymış arkadaşlar. X eksenine dayalıymış buradaki grafikler. Doğal olarak da şunlar birer birim olduğu için bak şurasının ordinatı 1'dir. Buranın ordinatı 2'dir. Burası 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır diyeceğiz. Daha sonrasında 4 olan yer neresi? Bak burası. Şimdi buraya geliyoruz. Bak bununki burada. Tam sayı değil. Bununki burada olabilir. Bununki burada ve bununki de burada arkadaşlar. Şimdi F4'ün biz pardon 3 olmasını istiyorduk. 4 olmasını istemiyoruz. Çok üzgünüm. 3'e bakalım. 3'ünki burada. Bununki burada. Burası ve şurası arkadaşlar. Tamam. Demek ki şunlar olmuyor. Çünkü bir sayıya karşılık gelmediğinden buralar olmuyor. Ya burası ya burası. Yani ya burası 4'tür diyeceğiz ya da burası 4'tür diyeceğiz. Şimdi bunlara bakıyorsun. X eksenini böyle 3'er 3'er ayırmışlar. Mesela burası 0, 1, 2, 3 olsa bak 3 birim. Burası 3'ten devam edecek bitişik olduğu için. Burası 3 ise 4, 5, 6 bak yine 3 birim oluyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Benim şöyle bir olayım var burada. Ben şu x eksenini tekrardan bir çekeyim şöyle. Benim şöyle bir olayım var gençler. İyi dinleyin. Bu 4 dediğimiz değer
4 dediğimiz değer 3 ile bölümünden kalan 1 olan bir sayıdır. E şimdi 3'er 3'er olduğundan bak, burası şu şekilde 3 birim. E burası 3 birim. E şimdi 4'ün 3 ile bölümünden kalan 1 olduğu için 4'ün ben ya burası olmasını beklerim ya da burası olmasını beklerim. F4'ü de 3 olarak vermiş. O zaman kesinlikle ama kesinlikle bak F4 burasıymış. Demek ki ben bu grafiği şu şekilde çizecek olursam, bakın dikkat edin. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle arkadaşlar. Tamam. E şurası 3 hocam, burası 6, burası 9, burası da 12 olacak. Ve şuradaki F4 3 ise madem, ben diyorum ki şu parça benim ikinci parçamdır. Bak birinci parça, ikinci, üçüncü ve dördüncü parça, bu parça benim ikinci parçamdır. Şimdi ikinci parçadan yola çıkarak birinci ve üçüncü parçayı elde edebiliriz. Nasıl? Şimdi bakıyorsun F3'ün kaç olduğunu görüyorsunuz? 2. F3 başka nerede 2 olabilir? Bunların bitim noktaları 3 olmaya adaydır. Bak mesela şurası 3 olabilir ama 2'den geçmemiş. E burası... Hocam 3 olabilir 2'den geçmiş. Aa çok güzel, o zaman bu birinci parçadır. Bak birinci parça şöyle 4'ten başlıyormuş, 2'ye kadar düşüyormuş. Tamam. Sonra bu ikinci parça dediğimizde 5'e kadar çıkıyormuş. Şu şekilde bak, burası 5. Aynen bu şekilde arıyoruz aradığımızı. Tamam. E şimdi devam edelim. Birinci parçayı biliyoruz, artık devamını bulamayız. Çünkü ikinci parça zaten biliniyor. İkinci parçadan üçüncü parçaya nasıl geçeriz? Hemen şuraya bakıyorsun. 5, 6 dedin. 6 için nereden geçiyor? 5'ten geçiyor. Peki şimdi diğer ikisinden başlangıcı 5'ten geçen bak bu var. Demek ki bu üçüncü parça. Demek ki bu da dördüncü parça. Şimdi güzel kardeşim bak, çok iyi dinliyorsun. F0 demiş. E birinci parçada ararım ben. 0 buradadır. F0 kaçmış? Hop 4. Tamam çok güzel, bak burası 4. F10 bu kaçıncı parçadadır? Dördüncü parçadadır. Dördüncü parça buydu ve şurası 9'du. Bak şurası da kaç olur? Şu 4'ü silelim kafa karıştırmasın. Şurası kaç olur? 10 olur. 10 için nereden geçiyormuş? 2'den geçiyormuş. Demek arkadaşlarım burası da 2. 4 ile 2'yi topladınız. 6 bölü F9. F9 bak zaten burada. O da kaçtan geçiyormuş? 1'den. 6 bölü 1 kaçtır? Tabii ki 6'dır. Cevabımız D seçeneği olur. Ve devam. 10. soru. Sayı doğrusu üzerinde bir x sayısına olan uzaklığı en fazla y birim olan sayıların belirttiği aralık bu şekilde üçgen x y olarak gösteriliyor. Mesela üçgen 4 2 ne demekmiş? 4'e olan uzaklığı 2 birim olan sayıların kümesi demekmiş ki 4'e olan uzaklığı en fazla 2 birim olan sayılar 2 ile 6 aralığındadır. Çünkü 4'ü buraya yazarsanız 2 birim solunda 2 vardır, 2 birim sağında 6 vardır. Bak 2 ile 6 kapalı aralığını ifade ediyormuş bize. Pekala, buna göre bu eşitliklerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi 3'e olan uzaklığı 1 birim olan sayılar 2 ile 4 aralığındadır arkadaşlar. Bu kümeyi ifade eder. Kesişim, 4'e olan uzaklığı 2 birim olanları zaten burada vermişti, 2 ile 6 aralığı. Bu ikisini kesiştirirseniz 2 ile 4 aralığını buluruz. Ki bu da neydi arkadaşlarım, bakın. Üçgen 3 1'di. Yani buydu. Yani birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. 4'e olan uzaklığı 2 birim olanlar 2 ile 6 aralığındaydı. Kesişim, 5'e olan uzaklığı 3 birim olanlar da 2 ile 8 aralığındadır. Bu ikisini kesiştirirseniz gene 2 ile 6 aralığını buluruz. Ki 2 ile 6 aralığı üçgen 4 2'ye eşitti. Yani arkadaşlar bu da doğru. 5'e olan uzaklığı 3 birim olanlar sevgili arkadaşlar. 5'e onu bulmuştuk. Neydi? 2 ile 8 aralığıydı. Kesişim, 3'e olan uzaklığı 1 birim olanlar da, onu da şurada bulmuştuk. 2 ile 4 aralığıydı. İkisini kesiştirirseniz 2 ile 4 aralığı bulunur. Ki bu da bize zaten üçgen 3 1'i vermek zorundaydı. Neyi vermiş? 2 ile 8 aralığını vermiş. Bu yanlış. O halde bu gitti. Cevabımız 1 2 olacaktı. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam. 11. soru. Sıfırdan farklı x, y ve z gerçel sayıları için x artı y'nin toplamının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değer x artı mutlak değer y'ye eşitmiş. Ben burada şunu anlarım. X ile y aynı işaretli. Farklı işaretli olmuş olsalardı sevgili arkadaşlarım, şu olurdu. Mutlak değer x artı y küçüktür. Mutlak değer x artı mutlak değer y olurdu. Bakın dikkat edin, x ile y farklı işaretli olmuş olsaydı böyle olurdu. Aynı işaretli olursa bu geçerlidir. Tamam. Şimdi bu bir. İki. Mutlak değer x artı z eşittir 2 tane mutlak z. Şimdi
X sıfırdan küçükmüş. Çok güzel, x'i vermiş bize. O zaman y'yi de vermiş demektir. X eksi, y de eksi. Şimdi x'in negatif olduğunu biliyorum ben. Üzerine z ekleyince iki tane mutlak değer z'yi veriyorsa bunun tek bir açıklaması var. X ile z birbirine eşit arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Şimdi x ile z birbirine eşit, z de negatif. Tamam, mükemmel. Aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diye sorulmuş. X ile z'nin toplamı kesinlikle negatif. Y, o da negatifti. Negatif ile negatifin çarpımı pozitif yapar ama ne demiş? Sıfırdan küçük demiş. Doğru olamaz arkadaşlar, gitti. X'in z'ye oranı. X ile z birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Birbirine eşit olan iki sayıyı birbirine bölersen ne gelir? 1 gelir. Demek ki bak burası 1 artı. Y neydi? Negatif bir sayı. 1 ile negatif bir sayıyı toplarsan negatif gelir mi demiş. Olabilir diye söyledi. Gelebilir. Yani ikinci öncül doğru olabilir. Üçüncü öncüle bakıyorum. 3z negatifti. Hatta z x'e eşitti. O halde ben z gördüğüm yere x yazayım. 3x'ten x'i çıkar demiş. 2x. 2x 0'a eşittir demiş. Arkadaşlar sıfırdan farklı demişti x, y, z'ye. Dolayısıyla x sıfıra eşit olmadığı için bu da doğru olamaz. Cevap yalnız 2 olacaktı. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Ve 12. sorumuz bu sayfanın son sorusu. Bir sembolik mantık sorusu. Beğendiğimde bir soru. Birbirinden farklı A ve B gerçel sayılar için. Bakın birbirinden farklıymış. 4 tane önerme verilmiş bize. Ve diyor ki P ve S ise Q'nun değili veya R. İşte bu önerme yanlış bir önermeymiş arkadaşlar. İse bağlacının sonucu yanlışsa burası 1, burası 0'dır. 100 kuralı. V bağlacının sonucu 1 ise 2 bileşende 1'dir. Yani P de 1'miş, S de 1'miş. Veya bağlacının sonucu 0 ise 2 bileşen de 0'dır. Yani R kesinlikle 0'mış. Şurası. Q'nun değili de 0'mış. Q'nun değili 0 ise Q 1'dir arkadaşlar. Tamam. Bütün önermelerin doğruluk değerlerini bulduğumuza göre artık geçelim sorumuza. Diyor ki AB ikilisi hangisi olabilir? Tamam, çok güzel. A'nın tek sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birinci bileşen kesinlikle tek olmalı. Bakın D şıkkında çift var. D şıkkı gitti. Diğerleri, kalanların hepsi tek. A kere B çifttir demiş ve bu da doğruysa A tekse B kesinlikle ama kesinlikle çift olmalı. Yani B'nin çift olması gerekiyor. Bakın burada eksi 5 var, eksi 5 çift değildir. Eksi 5 var, çift değildir. Yani cevap ya A ya da E. Devam edelim. A eksi B pozitif sayıdır demiş. Bu yanlışmış. O zaman A eksi B pozitif değilse A eksi B negatiftir. Birbirinden farklı demiş. Normalde A eksi B pozitif değilse negatif veya sıfırdır. Fakat sıfır olması için birbirinin aynısı olması gerekiyor. Farklı dediği için A eksi B kesinlikle sıfırdan küçük. Yani A B'den daha küçükmüş. 3 4'ten küçük mü? Evet. Eksi 7 eksi 2'den küçük mü? Evet. Buradan bir şey yapamadık. O zaman S önermesine bakalım. B negatiftir demiş. Ve doğruymuş. Şimdi 4 negatif mi? Hayır. O zaman bu da gitti. Cevap ne olacakmış? E seçeneği. Çünkü bakın eksi 2 negatif. Cevap E seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Doğru cevaba E dedik. Ve devam ediyoruz bir diğer sayfamızda 13. soruyla. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere x kare artı 2m artı 1x artı 2n eksi 2m eşit 0 denkleminin köklerinden birisi m eksi n'ymiş. Şimdi ben bu denklemi şöyle yazayım. X kare artı 2 parantezinde m artı 1 çarpı x daha sonrasında artı 2n eksi 2m vardı ya. Bu kısmı şöyle yazsak olur mu? 2 parantezinde n eksi m yazsak olur mu? Bence olur. Niye olmasın? Şimdi ben burayı x'e x diye ayıracağım. Bakın hatırlayın. Şimdi x kare eksi 6x diyelim. Örnek veriyorum. Artı 8 eşittir 0 olsun. X'e x, ben burayı eksi 2 eksi 4 diye ayırdığım takdirde benim köklerim şunun eksilisi olan artı 2 ve bunun eksilisi olan artı 4 oluyordu. Yani şurada yazanların eksilileri bize kökü veriyordu hatırlarsanız. O halde burada da aynı mantığı kullanalım. Yani gençler, bizim burada kökümüz m eksi neymiş ya, ben buraya n eksi m yazacağım. Benim köküm m eksi n olduğu için. Buraya da o zaman şunun yazacağım ki çarpımları burayı versin. Şunların toplamı da farkındaysanız şurayı veriyordu. O halde 2 artı n eksi m eşittir. Dağıtıyorum içeri. 2m artı 2'ymiş. Her iki taraftaki 2'leri gördünüz. Hemen gitti.
Eksi m'yi attığımız bu tarafa n eşittir 3m geldi. Bu da soruyu bitiren hamleydi zaten. M gördüğümüz yere zaten m kalsın diyeceğiz. N gördüğümüz yere 3m yazacağız. M eksi 3m bölü m artı 3m sorulmuş bizden aslında. Bu da eksi 2m bölü artı 4m yapar. M'ler giderse eksi 2 bölü 4 eksi 1 bölü 2'nin ta kendisi olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş gençler. Devam. 14. soru. Demiş ki bize x sayısı 17'den büyük bir tam sayı olmak üzere bir okul müdürü ihtiyaç sahibi öğrencileri için kermes düzenliyor ve bu kermeste x kare artı 3x eksi 18 lira para topluyor. Tüm parayla 3x eksi 9 kişinin her birine x eksi 12 TL yardım yapılıyor. Buna göre 3 tane ifade var. İfadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tüm dağıtım işlemlerinde her bir kişinin alacağı miktar TL cinsinden bir tam sayı olacaktır diye de not düşülmüş bize. İlk öncülümüze bir bakalım. Tüm para x artı 6 kişinin her birine x eksi 3 lira yardım yapılabilir tüm parayla demiş. Şimdi bizim ne kadar paramız vardı? Şu kadar. X kare artı 3x eksi 18. Şimdi siz bunu çarpanlarına ayırırsanız x'e x ve artı 6'ya eksi 3 yapacaktır. Dolayısıyla ben bunu x artı 6 çarpı x eksi 3 biçiminde yazabilirim. Tüm paramız bu. Tüm parayla x artı 6 kişinin her birine x eksi 3 TL para verilebilir demiş. Doğru demiş. İkinci öncüle bakıyorum. 6x TL daha paramız olsaydı diyor. Yani şunun üzerine 6x daha eklerseniz x kare artı 9x eksi 18 yapar arkadaşlar. Bu takdirde de ben bunu x'e x, burayı da eksi 6'ya eksi 3 değil artı 6'ya artı 3 mü yapalım? Yok, olmadı. Bir saniye bir bakalım. Artı 9x eksi 18 gelmişti değil mi? Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Çarpanlarını ayıramadım. X kare artı 9x eksi 18. Şimdi demiş ki hiç para artmadan 34 kişiye eşit şekilde dağıtılabilirdi denilmiş bize. O zaman biz şunu yapalım arkadaşlar. Bu x kare artı 3x eksi 18 lira para toplanıyor diye tüm parayla 3x eksi 9 kişinin her birine bu kadar lira para yardımı yapılabiliyor. O zaman ben bu 3x eksi 9 da şunu çarparsam x eksi 12'yi. Demek ki gençler bu x kare artı 3x eksi 18'e eşit olacakmış diyelim. X'i bulmaya çalışalım. Çünkü diğer taraftan hoş şeyler gelmiyor. Dağıtalım içeri. Şununla şunu çarptınız 3x kare. Şununla şunu çarptınız eksi 36x. Bununla bunu çarptınız eksi 9x daha geldi bakın. Eksi 9'da eksi 12'yi çarptınız artı 108 geldi. Eşittir x kare artı 3x eksi 18 dedim. Buradan gençler... Her birini sol tarafa toplayın. X kareyi attım sol tarafa. 2x kare kaldı. Artı 3x'i diğer tarafa attım. Eksi 39x oldu. Ha bir de eksi 9x'imiz vardı. Eksi 48x geldi arkadaşlar. Eksi 48x. Daha sonrasında artı 108'imiz vardı. Eksi 18'i bu tarafa atınca 126'mız oldu. Eşittir 0 dedik. Hepsini 2 ile sadeleştirelim. Daha kolay olur. X kare eksi 24x artı 63 eşittir 0 dedik. Şimdi burada bu ifade nasıl çarpanlarına ayrılır buna bakalım. X'e x ve eksi 21'e eksi 3 biçiminde ayırabiliriz. Çarpımları 63'ü toplamlar eksi 24'ü verir bize. Demek ki x burada ya 21'miş ya da 3'müş. Şimdi sorunun başını unutmamak lazım. X sayısı 17'den büyük demişti. O halde ben x'i kaç seçeceğim? 21 seçeceğim. X'i bulduk 21'miş. Şimdi o zaman... Bizim burada elde ettiğimiz para 21 artı 6 çarpı 21 eksi 3'müş arkadaşlar. 21 ile 6'yı toplarsanız 27 çarpı 21'den 3'ü çıkarırsanız 18. Yani 27 çarpı 18 TL toplanmış bu kermeste. Şimdi diyor ki 6 x lira daha para olsaydı diyor. 6 x dediği şey 6 kere 21. Şimdi zaten 27 çarpı 18 kadar toplanmıştı ya. 6 kere 21 TL daha toplanmış olsaydı diyor bu para 34 kişiye eşit olarak dağıtılabilir demiş. Bakalım bu buna tam bölünebiliyor mu? Tam bölünüyorsa eşit olarak dağıtılır diyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi şunu 3 kere 7 diye yazalım. 3 kere 6 18 yapsın. Şuradaki 18 parantezini alırsanız 18 parantezinde 27 artı 7 bölü 34 yapar bakın. 27 ile 7'nin toplamı 34'tür. 34'ler sadeleşir. Demek ki 18
34 kişiye 18'er lira para dağıtılabilirmiş. O zaman bu da doğru. 11x artı 12 TL para hiç artmayacak şekilde, yani 11 çarpı 21 artı 12 TL para hiç artmayacak şekilde 21 eksi 17 kaç yapar? 4. Diyor ki 4 kişiye eşit biçimde dağıtılabilir. Yani bu 4'e tam bölünür diyor. Arkadaşlarım bir kere burası 4'ün katı, eyvallah, ama burası tek bir sayı. Dolayısıyla 4'ün katı olan sayıya tek sayıyı eklerseniz tek sayı bulursunuz. O tek sayıyı da 4'e bölemeyiz. Bölemediğimiz için de eşit miktarda dağıtamayız diyeceğiz. Yani şu şekilde tam sayı biçiminde dağıtamayız. Çünkü tam sayı olacaktı. Üçüncü öncülümüz gitti. Cevap 1-2 olacaktı. Yani doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş gençler. 15. sorumuz güzel bir polinom sorusu. Dikkatli bir şekilde dinlemekte fayda var. Hadi bakalım. Baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için. Demiş ki P-3 ile P3'ün çarpımı 0. Şimdi bunlardan ya ikisi de 0 ya da birisi mutlaka 0 olacak. İkisi de 0'dan farklı olamaz. P-3 ile P4'ün çarpımı 0'dan farklıysa ben şunu biliyorum artık. Demek ki P-3 0'dan farklı. O halde tek bir çıkar yolumuz var. P-3 0'mış arkadaşlar. P-3 eşittir 0 yazdım. P-3 sıfırdan farklı ve P4'ün de sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Eğer ki burası sıfırdan farklıysa demek ki P-2 sıfır olmalıymış ki bunun da sonucu sıfır gelsin. Yani P-2 de sıfırmış. Biz baş katsayıyı da 3 olduğunu biliyoruz. Ve artık köklerini de biliyoruz, 3 ve eksi 2. Dolayısıyla Px polinomumuz hazır. Baş katsayımız 3 çarpı. Bir kökümüz eksi 2 ise x artı 2 diye bir kökümüz var. Diğer kökümüz 3 ise x eksi 3 diye bir kökümüz var. İşte arkadaşlar size karşınızda Px polinomu. Şimdi bizden istenen şey şu. Px polinomunun şunla bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Şimdi güzel kardeşim, bizim burada bulmamız gereken şey bir P4 bir de P1. İkisini bulmamız gerekiyor bizim. Hadi bulalım. Çünkü P'yi biliyorum artık. Basit olay. P şunla yazacağız. P4 diyelim. P4 3 çarpı 4 artı 2 6 yapar. 4 eksi 3 1 yapar. 18'miş arkadaşlar. Bakın burası 18. Bir de P1'i bulalım. P1 de sevgili arkadaşlar 3 çarpı 3 çarpı eksi 2'den bu da eksi 18. İkisini toplarsanız 0 yapar. Demek ki Px polinomunun aslında x ile bölümünden kalan soruluyor. X ile bölümünden kalanı bulmak için x'i gördüğümüz yere 0 yazacağız. Yani diyor ki x gördüğün yere 0 yaz. Madem öyle, Px polinomunda x gördüğümüz yere 0 yazarsak P0 eşittir 3 çarpı 0 artı 2 2 yapar, 0 eksi 3 eksi 3 yapar ve bunların da çarpımı bize eksi 18'i vereceğinden doğru cevabımız D seçeneği olur diyebiliriz. 15'i de çözdük, geçtik 16'ya. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı da 1 olan 3. dereceden Px polinom fonksiyonunun bir çarpanı x kare artı 1'miş. Şimdi üçüncü derecedendi zaten. Zaten üçüncü derecedendi. Baş katsayıyı da vermiş bize. O zaman ben bu Px polinomunu hemencik şu şekilde yazayım. Bak, baş katsayısı 1 ya. 1'i yazmıyorum. X kare artı 1. Hocam bu üçüncü derecedendi. Bize zaten ikinci dereceden bir çarpan vermiş. O zaman diğer çarpanımız x eksi a olsun diyebiliriz rahatlıkla. A'yı bilmiyoruz ama. Pekala, nereden geçiyormuş arkadaşlar Px polinom fonksiyonunun grafiği? Orijinden. X diye bir çarpanı olacak yani, değil mi? O zaman x eksi a, x eksi sıfırın ta kendisidir. Ben buraya x eksi a değil x yazarım ve böylelikle polinomum ortaya çıkmış olur. X kare artı 1 çarpı x. Şimdi bize 3 tane öncül verilmiş arkadaşlar, bakın şunlar. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Gelin birinci öncülümüze bakalım. Her x gerçel sayısı için p eksi x eksi p x'tir demiş. Şimdi şunu içeri dağıtırsanız x küp artı x gelir. Buradaki x'in küpünün derecesi 3, x'in derecesi de 1. Kuvvetler tek olduğu için bu polinom bir tek fonksiyon belirtir bize. Tek fonksiyonlar için de p eksi x eksi p x'e daima eşit olacağı için birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülde bahsedilen de bunun tam zıttı. P eksi x daima p x'tir demiş. Bu çift fonksiyonlar için geçerli olduğu için gitti. P x artı 1 polinomunun sabit terimi için x gördüğümüz yere 0, yani şurada 0 yazmamız lazım. Yani diyor ki bize p1 bir asal sayıdır diyor. Gelin p1'e bakalım.
P1 arkadaşlar eşittir 1 artı 1 2 kere 1'den 2. 2 de biliyorsunuz bir asal sayıdır. En küçük asaldır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş, karşımıza çıkıyor. Evet, böylelikle arkadaşlar bakın toplamda 4 sayfayı çözmüş olduk. Şimdi son sürat devam ediyoruz 17. sorumuzda. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlamak istiyor. A ve B herhangi iki küme olmak üzere demiş. A ile B fark A'nın kesişimi boş kümedir demiş. Yani şu şekilde bir A kümesi düşünelim. Daha sonrasında bir de şöyle B kümesi düşünelim arkadaşlar. Bu kümeler iç içe de olabilir, fark etmez. Şurası A, şurası B ise. Bakın A kümesi dediği yer aslına bakarsanız şu mavi ile gösterdiğimiz yer, siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ve B küme, B fark A dediği yerde şurada şu kırmızıyla gösterdiğim bölge. Ve bize demiş ki bu mavi ile kırmızının kesişimi boş kümedir demiş. Şu an doğru, değil mi? Bir sıkıntı görünmüyor. Pekala. Şimdi A kesişim B fark A eşittir boş küme olduğunu göstermek için hem boş küme alt kümesidir A kesişim B fark A, hem de A kesişim B fark A alt kümesidir boş küme olduğunu göstermem gerekir demiş. Gayet mantıklı düşünmüş. Çünkü bunlar birbirine eşitse hem biri diğerinin alt kümesidir hem de diğeri onun alt kümesi olması lazım ki birbirine eşit olsun. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ve dolayısıyla da boş küme alt kümedir. A kesişim B fark A'dır demiş. Doğru. Yani bunu ispatlamaya gerek yok. Eğer ki ben şunu da bulursam demiş. A kesişim B fark A boş kümenin alt kümesidir olduğunu gösterirsem ispat biter. Şimdi X elemandır. A kesişim B fark A alalım. Yani bir tane X'imiz olsun. A kesişim B fark A kümesinin içerisinde. Bu durumda X hem A'nın elemanıdır kesişim olduğu için, hem de B fark A'nın elemanıdır demiş. Buradan adım adım ispata başlıyor. B fark A aynı zamanda A'nın tümleyeni kesişim B olup A kesişim A'nın tümleyeni kesişim B için kesişim kesişim olduğu için aradaki parantezleri kaldırıp birleşme özelliğinden faydalanarak önce şu kısmı yapabilirim. Böylelikle X hem A'nın hem de A'nın tümleyeni ve B'nin elemanı olmak zorundadır. Ve arkadaşlar X A kesişim A'nın tümleyenin elemanıysa, ki A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş kümedir. Demek ki X boş kümenin bir elemanı olacak. Ve aynı zamanda sevgili arkadaşlarım X elemandır. Boş küme kesişim B olup X bir boş kümedir. Boş kümenin elemanıdır demiş. Yani boş kümenin elemanı var mı? Yok. Demek ki o zaman X diye de bir eleman bulunamaz demiş. O halde A kesişim B fark A da kesinlikle ama kesinlikle boş kümenin bir alt kümesidir. Demek ki ispatı iki taraflı onayladım. İki taraflı ispat ettim demiş. Buna göre öğrencinin yaptığı ispatla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İspat tamamen doğru arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyoruz 18. sorumuzda. E evrensel kümesinin A ve B alt kümeleri için A kesişim B'nin tümleyeni birleşim B kesişim A'nın tümleyeni. Şimdi A kesişim B'nin tümleyeni dediği yer ve B kesişim A'nın tümleyeni dediğimiz yerleri bir güzel gösterebiliriz. A kesişim B'nin tümleyeni şuradaki ay dilimidir şu kısım. Ve B kesişim A'nın tümleyeni dediği yerde sevgili arkadaşlarım o da şurada siyahla gösterdiğimiz tersine olan ay dilimidir. İşte bunların eleman sayılarının toplam alt küme sayısı 128 ise bunların eleman sayılarının toplamı 2 üzeri n eşittir 128 ise n eşittir 7'dir. Yani şu bölgede ve şu bölgede toplam 7 eleman var. A birleşim B'nin tümleyeni ne demek? Dışarıda kalan elemanlar 1 eleman varmış. A kesişim B'de şurasıdır. Burada da 3 eleman varmış. Şimdi benden ne istiyor? Evrensel kümenin eleman sayısı isteniyor. Bir tane burada var, 3 tane burada, 7 tane de burada var. Toplam 11 tane eleman vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Ve geçtim 19'a. Bir logaritma sorusu. X ile Y birden ve birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olduğuna göre X'in Y türünden eşiti hangisidir diye soruluyor. Hadi bakalım beraber. Öncelikle arkadaşlar burada bir içler dışlar çarpımı alalım. Yapalım. 1 ile şunu çarparsanız logaritma y eksi logaritma x olacaktır.
eşittir diyorum. Şununla şunu çarparsak da 1 eksi logaritma x. Daha sonrasında bununla hem bunu hem bunu çarptım. Şimdi bunu da çarpıyorum. Artı logaritma y ve eksi logaritma x çarpı y. Logaritma x çarpı logaritma y kalacaktır. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bak her iki tarafta logaritma y var. Şu şekilde. Her iki tarafta eksi logaritma x var. Bunlar gitti mi gitti. Şu eksi log x log y'yi bu tarafa gönderirseniz. Artı logaritma x çarpı logaritma y eşittir 1 olacaktır. Ve buradan da logaritma y dediğimiz ifadeyi karşıya 1'in yanına bölüm olarak atacaksınız şu şekilde. Böylelikle logaritma x eşittir 1 bölü logaritma y'yi elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şey normal, her şey düzgün. Bundan sonra da şunu yazarım bak şimdi logaritma x eşittir. Şunu ters çevir logaritma y tabanında, bak bunun tabanı neydi? 10'du. Y tabanında 10 olur. Şimdi bizden ne istemişti? X'in y türünden eşit. Yani x'i yalnız bırak diyor. Nasıl yalnız bırakırsın? Bunun tabanı 10 değil mi? 10 üzeri bu eşittir x dersin. Yani x eşittir 10 üzeri logaritma y tabanında 10 dersin. Ve böylelikle gider B seçeneğini işaretlersin. Doğru cevabımız B olacaktı arkadaşlar. Böylelikle bu sayfamızı da bitirmiş olduk. Ve devam ediyoruz 20. sorumuzda. Bu logaritmanın içlerine bir şeyler yazılıp sıralanmasıyla alakalı olan soruyu Bilgisayar Mal Yayınları çok güzel bir şekilde ele almış arkadaşlar. Tam olarak ÖSYM'de sormak istese böyle bir şekilde sorabilir bu tarz soruları. Aşağıda verilen uzunlukları aynı 3 cetvelde. X, Y ve Z noktalarının sıfır olan uzaklıkları birim cinsinden gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine MNP sayılarının her biri verilen değerleri alabilir. Şimdi bu logaritma 3 tabanında m neredeymiş arkadaşlarım? Şu şekilde gösterecek olursak 5 ile 6 arasındaymış. Gelelim şuna. Logaritma 5 tabanında n. Bu da neredeymiş? 4 ile 5 arasında. Geçelim bir diğerine. Logaritma 2 tabanında p neredeymiş arkadaşlar? Bu da 6 ile 7 arasında. Şimdi gençler bak 3 üzeri 5 125. 3 üzeri 6 3 üzeri 5 125 dedim ya ya. Mükemmelim değil mi? 3 üzeri 5 243. 3 üzeri 6 729. Demek ki M işte bu iki sayı arasında olacak. Geçtim şuna. 5 üzeri 4 625. 5 üzeri 5 de sevgili arkadaşlar 3125 yapar. Demek ki ne bu iki sayı arasında? 2 üzeri 6 64 ve 2 üzeri 7 128 olduğu için P de bu aralıkta. Şimdi şıklarımıza bakacağız. Bakın M neredeydi? Şöyle farklı bir renkle gösterelim bunu. M neredeydi arkadaşlar? 243'ten büyük, 729'dan küçük. O zaman şu olabilir, şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. N sayısı 625'ten büyük ve 3125'ten daha küçüktü. 625'ten büyük olanları işaretliyorum. Bakın bunlar. P sayısı da 64'ten büyük ve 128'den küçüktü. Dolayısıyla işaretliyorum. İşte bunlar olabilir. Her birinde işaretlediğim sadece C seçeneği olduğu için doğru cevap da C seçeneği olabilir. Devam. 21. soru. Pozitif gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon f ln x eşittir logaritma 2 tabanında x eşitliğini her x pozitif gerçel sayısı için sağlamakta. Buna göre fk artı f1 eksi k eşittir f'in tersinde k kare eşitliğini sağlayan pozitif k değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim fk'yı bulabilmek adına buradaki ln x'i tabii ki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? K'ya eşitlememiz gerekiyor. Bunun tabanının e olduğunu gayet iyi biliyoruz. E üzeri k eşittir x diyeceğiz. Yani ben fk'yı elde edebilmek için x gördüğüm yere e üzeri k yazacağım. Karşıda yazarsanız logaritma 2 tabanında e üzeri k gelmesi gerektiğini görebiliriz. O halde f1 eksi k da şuna eşittir. Logaritma 2 tabanında e üzeri 1 eksi k'dır arkadaşlar. Şimdi buna göre yorum yapacak olursak fk'yı yazıyorum. Logaritma 2 tabanında e üzeri k artı f1 eksi k'yı yazıyorum. Logaritma 2 tabanında e üzeri 1 eksi k dediniz. Eşittir diyorum. Karşı taraftayız şimdi. F'in tersinde k kare. Şimdi öncelikle ben f'in
tersinde logaritma 2 tabanında x'in ln x'e eşit olması gerektiğini görebilirim. Ve içerisinin, yani şuradaki gençler, logaritma 2 tabanında x'in k kareye eşit olması için çabalarım. Bunları nasıl yaparız? Logaritma 2 tabanında x eşittir k kare derseniz x eşittir 2 üzeri k kare gelecektir. Ve x gördüğümüz yere bunu yazmamız gerekiyor. Nerede? İşte şurada. O halde yazıyorum. Ln 2 üzeri k kare yazdım. Şimdi şuradaki k'yı ve buradaki 1 eksi k'yı başa atarsanız k çarpı logaritma 2 tabanında 2, pardon, e ve artı 1 eksi k'yı da başa atıyorum. 1 eksi k çarpı logaritma 2 tabanında e eşittir. Burası da k kareyi başa atarsanız k kare çarpı ln 2 olarak yazabiliriz. Artık soru neredeyse bitti. K çarpı logaritma 2 tabanında e artı, içeri dağıtıyorum. Logaritma 2 tabanında e eksi k çarpı logaritma 2 tabanında e eşittir k kare çarpı ln 2 dedim. Buradan k çarpı logaritma 2 tabanında e ve eksi k çarpı logaritma 2 tabanında e birbirini götürdü. Logaritma 2 tabanında e k kare çarpı ln 2'ye eşit olmuş oldu. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapabiliriz. Bu ln 2 dediğimizi şuraya şöyle bölüm olarak atabiliriz. Böylelikle elimizde k'nın karesi eşittir logaritma 2 tabanında e. Bakın, bunun tabanı ne? E 2. Burası ne? 2'ye e. O zaman ben bunu ters çevirirsem çarpı logaritma 2 tabanında e yapar. Yani k'nın karesi eşittir logaritma 2 tabanında e'nin parantez karesiymiş. Her iki tarafın karekökünü alırsanız arkadaşlar k eşittir logaritma 2 tabanında e olması gerektiğini görebilirsiniz. Bizden k istenmişti. K logaritma 2 tabanında e'nin, yani d şıkkının ta kendisidir. Evet, biraz zorlanabilirdiniz bu soruda ama çözülemeyecek derecede çözülemeyecek türde bir logaritma sorusu değildi açıkçası. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir AN dizisi A1 sıfırdan farklı olmak üzere N'de birden büyük veya eşit için N çarpı A artı 1 AN artı 1 eksi N artı 1 çarpı AN eşittir 0 eşitliğini sağlıyor demiş. Yani N çarpı AN artı 1 eşittir N artı 1 çarpı AN diyebiliriz. Şuranın tamamını karşı tarafa postaladım. Şimdi buradan AN artı 1'in şunu karşıya attım AN'e oranı, N artı 1'in bunu karşıya attım N'e oranı diyebiliriz. Daha sonrasında ise buna göre demiş A2 artı A4 bölü A10 işleminin sonucu soruluyor bize. Peki biz ne yapabiliriz şimdi? Gençler, örnek veriyorum. A1 birden farklıydı. Gelin A1'e birden farklı bir x sayısı atayalım. A2 ne olur? Şimdi A2'yi A1'e bölünce şurada yerine yazın arkadaşlar. 1'i 2 bölü 1 olacakmış, değil mi? E şimdi güzel kardeşim, sen A1'in x olması gerektiğini biliyorsan A2'ye 2x dersin. Peki A3 bölü A2 ne olur? İndisleri oranı, yani 3 bölü 2 olmak zorunda. E bu 2x'ti, o zaman bu da 3x olur. Demek ki A1 x ise A2 2x, A5 5x, A10 da 10x'miş arkadaşlar. Madem öyle, bakın burası 2x, burası 4x, burası 10x. Toplayıp bölerseniz 6x bölü 10x yapar. X'leri götürürseniz 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 cevabına pek tabii ulaşabiliriz. Devam ediyorum 23. sorumla alt kısımda. Her n pozitif tam sayısı için an dizisi ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. A2'nin A1'e oranı, A3'ün A2'ye, AN'in AN-1'e oranına eşit. Yani bu bir yerden tanıdık gelmesi lazım ha. Ben bunların her birine R dersem artık bu geometrik diziden başkası değildir gençler. Çok güzel bir geometrik dizimiz var. E şimdi A4 çarpı A6 çarpı A8, A4 ve A8'in 6. terime uzaklıkları ikişer birim olduklarından A4 ile A8'in çarpımı A6'nın karesini verir. E bir de burada A6 var. A6'nın kübü eşittir 216 dersiniz. Demek ki A6 buradan 6'nın ta kendisi gelecek. 6'nın kübü 216'dır çünkü. A2 ile A10'un çarpımı sorulmuş. Şimdi A6 burada, A2 burada, A10 burada. E bakıyorsun bunun olan uzaklığı 4 birim. Buna uzaklığı da 4 birim. E çok güzel. O zaman
Ben A2 ile A10'u çarparsam eğer A6'nın karesini elde etmiş olurum. Yani 6'nın karesini. O halde 36'yı elde etmiş oluruz. Cevabımız A seçeneği olur. Devam. Aşağıda birim karelerden oluşan ve her iki yüzü de aynı renklere, renklerde olan 4 adet karton verilmiş. Bu kartonların tamamı 9 birim karelik aşağıdaki panoya yerleştirilecek. 4 kartonun tamamı bu panoya yerleştirildiğinde renk bakımından kaç farklı görünüm elde edilebilir? Şimdi tabii doğal olarak ilk düşünmemiz gereken şey şu. Ben bu yeşili nereye yerleştirebilirim? Mesela şöyle gösterilebilir arkadaşlar. Bu yeşili tutup hatta şöyle yaparsak daha da mantıklı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yeşili varsayalım aldık getirdik şuraya koyduk. Çok güzel, tam da yerini buldum. Tetris oynasak buraya koyardım ben. Tabi yatay koyardım da neyse. Onu da sayacağız şimdi. Şimdi şunu alırız. Şunu mecburen şuraya yerleştireceğim. Şunu aldım. Tabi doğal olarak mecburen getireceğim şuraya yerleştireceğim. Ve şu uzun parçayı da getireceğim şuraya oturtacağım. Bakın böylelikle tamamını yerleştirmiş oldum. Ama tabi bu yerleşim için mesela şunu yerleştirirken gençler şunu yeşili bir farklı yere koyduk. Şu kırmızıyı ya buraya ya buraya koyacaktım. 2 faktöriyel. Bunu tek bir yere koyabiliriz 1 faktöriyel. Şimdi bu şekilde bir dizilim sadece 2 faktöriyel biçimde mümkün oldu. Yani 2 şekilde mümkün oldu arkadaşlar. Tabi bu yeşili şu şekilde de yerleştirebilirdik. Veyahut şu şekilde de yerleştirebilirdik. Veyahut ilk başta benim dediğim gibi Tetris oynasam böyle de koyabilirdim. Yani 4 farklı durumu söz konusu çarpı 4 diyeceğiz arkadaşlar. Tamam, çarpı 4 dedik. Şimdi buradan tabii şöyle bir olay oluştu. 2 çarpı 4'ten 8 geldi eyvallah ama bakın dikkat edin. Burada siyahla buradaki pembeydi değil mi? Üstünü boyadık rengi görünmüyor. Siyah ve pembeyi yerleştirirken renklerini gözeterekten 2 faktöriyel dedik ya. Şimdi güzel kardeşim sen şunu yerleştirirken de sarıyı en üste getirebilirsin. Moru da en üste getirebilirsin. Dolayısıyla çarpı 2'den 16 diyeceğim. Ve cevap tabii ki 16 olmayacak. Çünkü sebep de şundan kaynaklı arkadaşlar. Çoğumuz 16 bulmuş olabiliriz bu sorunun cevabını. Fakat ben şuradaki yeşili alıp şuraya şu şekilde yerleştirirsem şu şekilde bakın bunu buraya yerleştirdim. Bunu buraya yerleştirdim. Götürdüm bu uzunu da buraya yerleştirdim. Böylelikle yine hepsi dolmuş oldu ve yine bunu da 4 çeşit döndürebilirim. 4 çeşit döndürebildiğim için yine 16 tane farklı durumda buradan gelecek. 16 artı 16'dan doğru cevabımız da 32'dir diyeceğiz. 24'ü de çözdük ve geçtik 25'e bir binom sorusu. X küp bölü 2 artı 2y karenin eninci kuvveti açılımında. Terimlerden birisi m çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 8 olduğuna göre m artı n toplamı acaba kaçtır diye soruluyor. Şimdi x'in 6. kuvveti alındığına göre bunun karesi alınmış. Y'nin 8. kuvveti olduğuna göre buranın da 4. kuvveti alınmış. Biliyorsunuz ki binomda şununla şunun toplamı her zaman n'yi veriyordu. Yani n kaçmış? 6. Güzel. 6'nın buranın karesi alındığı için dörtlüsü diyeceğim. Çünkü 6'dan 4'ü çıkarıp x küp bölü 2'nin kuvvetine yazıyorduk. Buradaki kuvveti de direkt götürüp nereye yazıyorduk arkadaşlar? 2y karenin kuvvetine yazıyorduk. İşte terimimiz bu aslında. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisidir. Yani 15'tir. X küp bunun karesi x üzeri 6'dır. 2'nin karesi de 4'tür. Çarpı 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır ve y üzeri 8 yapar. Bakın zaten x üzeri 6 ve y üzeri 8'i bize vermişti. Geri kalanlar yani şu, şu ve şunun çarpımı 15 çarpı 16 bölü 4 bize m'yi verecek. Şununla şunu sadeleştirdiniz. 4 geldi. 4 kere 15 60 yaptı ve m'de 60'mış. N'de 6'ydı. Toplarsanız 66'nın ta kendisini bulursunuz. Doğru cevabımız A seçeneği olur dedik. Ve son sorumuz 26. soru. Son soru diyorum. Matematikteki son soru. Geometri kısmının çözümlerini Kenan Karay'la Geometri YouTube kanalında Kenan Hocanız sizler için Kenan Komutan bunların çözümlerini yaptı arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Aynı büyüklükte 5'i kırmızı renkte 3'ü mavi renkte olan 8 tane top sabit durmalar için yukarıdaki gibi bir kutuya konuluyor.
Bu kutudan rastgele 4 tane top çekilip bir kabın içerisine atılıyor. Kabın ve kutunun bir kısmı bez parçalarıyla kapatıldığında aşağıdaki gibi duruyor. Buna göre kap içerisindeki kırmızı renkli top sayısının mavi renkli top sayısına fazla olma olasılığı soruluyor. Şimdi bir çözelim bakalım. Arkadaşlarım bir kere bakın burası yeşil, şurası pembe. Yeşil yer görünüyor. Yani şuradan bahsetmişiz. O zaman mavi topun kesinlikle alındığını biliyorum. Şimdi 4 tane top vardı şu şekilde. Doğal olarak şuraya kesinlikle ama kesinlikle bir tane mavi var burada. Doğru mu? Zaten çizilmişi var. Bir daha çizmeye gerek yok. Şurada mavi var örtünün altında. O kesin. Burada da kırmızı olduğunu görüyoruz ama bu kırmızının bu olmadığını biliyoruz. Şuradaki 4 kırmızıdan birisi buraya alınmış. O kesin. Dolayısıyla 4 tanesinden bir tanesini almış ve getirmiş buraya yerleştirmiş. Şimdi burayı da biliyoruz. Şimdi geri kalanlar neler olabilir? Geri kalanlar şunlar olabilir bakın. Mavi ile kırmızı garanti zaten. Mavi mavi olabilir. Mavi mavi kırmızı kırmızı olabilir. Ve mavi kırmızı 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 olabilir. Zaten şunları her şekilde seçmem gerektiğini ve bu seçimin sayısının 4'ün birlisi olduğunu bildiğim için parantez içerisinde aldım. Şimdi şu seçimi yapacağız. 2 tane mavi seçmem lazım. Nereden? Geriye kalan 2 maviden. 2'nin ikilisi. Artı. Bir tane mavi seçmem lazım 2'nin birlisi. Bir tane kırmızı seçmem lazım. Nereden seçeceğim? 4 tanesinden bir tanesini. Artı. 2 tane kırmızı seçeceğim. Nereden? 4 tanesinden 2 tanesini seçeceğim. Bu da bize 4 çarpı, bakın şurası 1, şurası 8 ve şurası 6 yapar. 8, 1 daha 9, 6 daha 15 yapar. 4 kere 15 de 60'ı verir. Bu tüm durum. Bu tüm durum. İstenen durum neresiydi? Arkadaşlar istenen durum da kırmızıların sayısının mavilerin sayısından fazla olduğu durum. Yani sadece şurası. Ve o da bize 4'ün birlisi çarpı 4'ün ikilisiyle verilir ancak. 4'ün ikilisi 6'ydı. Burası da 4'tü. 4 kere 6 24'tür. 24 bölü 60 bizim cevabımız. 12'ye böl 2. 12'ye böl 5. Doğru cevabımız 2 bölü 5'in ta kendisiydi sevgili gençler. Doğru cevap D seçeneği dedik. Evet 27. sorumuzdan itibaren Kenan Kara hocanız sizlerin sizler için bunların çözümlerini yaptı. Artık ona da benden selam söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. 4. denemede görüşürüz. Tabii ki her zamanki gibi standart bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.